alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? Mekruh olan alışverişler nelerdir? Sadaka ömrü uzatır mı? Sadakanın miktarı ne olmalı? Cuma gününün önemi nedir? Cuma günü yapılması tavsiye edilenler nelerdir? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Cuma, bugün günlerin en güzeli, cuma gününüzü kutluyoruz ve Allah bu günümüzü hayırlara vesile eylesin. Cuma gününün en güzel ibadetlerinden birisi, hani cuma namazı vesaire, onun dışında bol bol yapmamız gereken bu gece ve gündüzün de salatü selam sevgili peygamberimize. Salatü selam bir peygambere bir vefadır, peygambere bir duadır, peygambere onun ümmeti olmamızın karşılığında kendisine göstermiş olduğumuz bir bağlılığımızın, irtibatımızın, bağlılığımızın devam edişinin bir irtibatıdır. Hazreti Peygamber'in şefaatinin varlığına bir işarettir. Şefaatini beklememize işarettir. Onun için Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed gibi veya Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed ve Ashab-ı Muhammed'e diyebiliriz tabi. Yani Allah'ım sevgili peygamberimize, onun ehli beytine ve onun âline. Ehli beyt dediğimiz ailesi yani. Ailesi içine kimler giriyor? Sevgili peygamberimize tabii ki kızları giriyor en başta. Erken vefat etmiş olsalar da erkek çocukları giriyor. Ve Hazreti Peygamber'in eşleri giriyor. Ehli beyt kavramı içinde bütün bunlar var. Bu yakın daire ehl-i beyt. Ehl-i beytin daha geniş düşündüğümüzde her takî, her takva sahibi, her Allah'ı bilen, her temiz insan benim ehl-i beytimdir. Yani benim ailem gibidir diyor sevgili peygamberimiz. Onun için salatü selamla Allah'ım diye verelim salatü selamımızı. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, evladı ve iyaline yani ehl-i beytine, eshabına, eshab kimdir? Peygamberimizi görmüş, peygamberimize iman etmiş ve bu imanla ölmüş. Bütün bunlara salatü selam olsun, selam olsun diye duamızı, efendim salatü selamımızı getirmiş olalım. Yine bir daha okuyayım buradan, en azından görme engelli kardeşlerimiz de duymuş olsunlar. Yazılıyor burada ama Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. O da ikinci bir salatü selam, yüzlerce türü var salatü selam. Salaten Tüncina var, efendim büyük alimlerin bizlere öğretmiş oldukları salatü selamları vardır. Yani bu konuda yazmış yok, müstakil eserler de vardır. Ama en basiti Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İbrahim'e ve onun aline salatü selam getirdiğimiz gibi diye salatü selamımızı efendim yineleyebiliriz. Bugün salatü selamla başlayalım dedik. Bir de bir şey hemen söyleyeyim. Demin arkadaşlarımız verdiler. Efendim bir haftalığına bir umre ziyaretim vardı. Daha önceden planlamış olduğum birkaç ay öncesinden. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de üçer gün gibi kısa bir umre ziyaretim oldu. Biliyorsunuz orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var Medine'de. Mekke Kabe ibadetin merkezi. Medine-i Münevvere sevgili peygamberimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ve Cennetül Bakî Medine mezarlığı. Medine mezarlığında efendim 10 bin veya 30 bin civarında sahabinin gömülü olduğu söyleniyor. Sahabe peygamberimizi görmüş, ona iman etmiş olan mübarek kutlu nesil. Kur'an-ı Kerim'de övülen bir nesildir. Orada Ehl-i Beyt var tabi. Hazreti Hasan Efendimiz var, Hazreti Fatıma annemiz var. Kusem, Fadıl gibi Hazreti Abbas'ın evlatları var. Allah hepsinden razı olsun. Torunlar var tabii. Zeynül Abidin ve bütün torunlar orada peygamberimizin. Peygamberimizin kızları orada. Eşleri orada. Bir Meymune annemiz Mekke'nin girişinde. Bir de Hatice validemiz Mekke'de Cennetül Mualla'da. Onun dışındaki bütün eşleri peygamberimizin. Cennetül Bakki işte bu mezarlıkta hepsi. Hazreti Osman'ın mezarı ilerleyen yerlerde. Bir de
Benim için de özel olan babamın mezarı da burada. Rahmetli o da burada vefat etmişti. İşte ziyaret ettik hepsini. Medine'den çok özel bir görüntü sizin için hazırladım. Biraz sonra vereceğim ben size inşallah. Önünde gecenin ikisi, üçü olduğu için de konuşma imkanı da bulabildim. Kendi anlatırken en azından arkadaşımı çektim. Yani tabii kamerayla falan gitmedik biliyorsunuz. Orada bunların zorluğu çok var. Küçük telefonumuzla yani yapabildiğimiz kadarınca bunu yapmaya gayret ettik. Güzel bir görüntü yani Peygamberimizin kabrini yakından, Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in kabirlerini çok yakından size gösterme şansı bulacağım. Bundan dolayı son derece mutluyum, daha yakından göresiniz diye onu birazdan sizinle paylaşacağım inşallah. Ama bir telefonumuz var, bugün Cuma günümüzde telefonla başlayalım. Alo. Efendim buyurunuz. Alo, selamun aleyküm hocam. Hanımefendi, aleyküm selam. Programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Hocam, ben sizi sürekli dinliyorum ve sizin hayranınızım. Allah sizden razı olsun. Bugünlere geldim ki çok mutluyum hocam. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Hocam, biz üç kız kardeşiz. Benim iki tane ablam var. Ben İnebolu'da oturuyorum. Onlar Ankara'da oturuyorlar. Annem babam vefat etti. Evet. Bunlar biz üç kız, bize miras kaldı yani babamdan. Bunlar benim hakkımı bana vermediler. Hakkımı bana vermediler. Beni sürekli kandırdılar babam vefat etmeden önce. Evet. Bacım dediler, biz sana hakkını vereceğiz dediler ama beni kandırdılar. Ve ben Kur'an-ı Kerim okuyorum hocam. Yani anneme dua edesim geliyor ama babama dua edesim gelmiyor. Ve ben hakkımı kesinlikle helal etmiyorum. Bunun günahı nedir hocam? Babanız yaşıyor mu? Hayır, vefat etti. İşte babam vefat edeli 9 yıl oldu. 9 yıl? Evet hocam. Babanızın suçuyla niye babana hakkını helal etmiyorsun? Onu hocam, anlamadım ben. Beni neden düşünmedi diye. Hayır yani babanız hayattayken bütün malları paylaştı mı ki? Hayır. Bana dedi ki babam vefat etmeden önce. Evet. Dedi kızım dedi bak. Ben sana hakkımı veriyorum. Onlar 5 kat ev yaptırmışlardı. Bu giriş kat senin dedi. Tamam. Yani belki sağlığında belki senet verseydi bana belki böyle olmazdı. Ben çok sefillik, çok sefalet çektim hocam. Ama adam ne bilsin yani evlatlarının sizi men edeceğinden yani. Baba bilmez ki bunu. Baba iyi niyetlidir. Evladıma altını bıraktım. Kardeşleri dil uzatmaz, el uzatmaz, ayak uzatmaz. Hakkını verirler. Ahireti düşünürler diye düşünmüştür babanız. Babanızın burada bir suçu yok ki. Mirasçılar ölümden sonra adam gibi malı paylaşmalı. Adalete, hakkaniyete dikkat etmeleri gerekir. Burada babanız yani mal biriktirmiş, Allah rızası için size bırakmış. Biriktirmek zorunda da değildir. Yani neticede baba, anne bütün malı hayattaki bitirebilir. Malı dağıtabilirler de. Hatta malı bir evlada verip ötekine vermeyebilirler de dünyada yaşarken. Bu doğru bir şey değil tabii de. Ama yapabiliyorlar. Babanız bunların hiçbirini yapmamış, mal bırakmış. Hatta tavsiye etmiş sizinle ilgili işte. Giriş katı sizin olsun tarzında. Ama kardeşleriniz ise yanlış yapmışlar. Babanıza, annenize söz söylemeniz doğru değil. Ha kardeşleriniz sizin maldan eğer esirgemişlerse, sizin maldan alıkoymuşlarsa Allah katında sorumludurlar. Ama sizin bir sorumluluğunuz, daha doğrusu babanızın, annenizin bir sorumluluğu yok hanımefendi. Allah kardeşlerinize akıl versin, insaf versin, hakkaniyeti davransınlar ve sizin payınızı versinler tabii. Buyurun. Hocam vermiyorlar. Yani ben istedim defalarca ama vermiyorlar. Peki mal kimin üzerinde şimdi? Mal kimin üzerinde şu anda? Mallar kimin üzerinde? Mallar kimin üzerinde? Bunlar malları birilerine satmışlar, bir şeyler yapmışlar. Ben uzakta durduğum için... Bana vereceğiz deyip beni kandırınca, vermeyeceğiz deyince hocam ben de şok oldum. Avukat tuttum. Avukat bana dedi ki ablacığım bu davayı yani kaybedersin. 7,5 milyar öyle verirsin. 7,5 da bunların işte mahkeme açmaya verirsin dedi. Ben şoka oldum. Çünkü biz 3 kız kardeşiz. Bizim babamızın başka evladı yok ki.
Yani yine sorun avukatlara, hakimlere sorun. Tabii biz işin bu hukuki boyutunu bilemeyiz. Yani orada malı kaçırtmak niyetiyle anlaşmalı bir alışveriş olmuş olabilir. Hakim buradan bozar mı, avukat ne yapar bilmiyorum tabii ki. Ama işte kaybetme ihtimaliniz var diyorsa bir de biraz sıkıntıya girmeyin. Yani tabii zulüm bu. Kardeşleriniz şu anda duyuyorlarsa en azından haberleri olur belki. Payınızı versinler. Vermedikleri zaman, payınızı kaçırdıkları zaman, size hakkaniyeti davranmadıkları zaman zulmetmiş olurlar. Ve Allah katında zalimler mutlaka hesap verecekler. Neticede dünya hayatı ebedi değildir. Kimse dünyaya çivi çakmıyor. Herkesin çivisi çakılıyor. Günün birinde gideceğiz mezara. 2 metrelik mezara uzanacağız. Orada evlat, iyal, mal, mülk, şan, şöhret hepsi boş. Boşuna. Allah her şeyin hesabını soracak. Bunu düşünerek arzu ederiz ki hakkınızı versinler, sizi mağdur etmesinler. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Ben şimdi temizliklere gidiyorum hocam. Temizliklere gittiğim zaman bazen işim geç bitiyor. Bazen taksiyle gelmek zorunda kalıyorum. Bazen onlar gönderiyorlar. Bazen başka arabayla geliyorum. Yani zorluklarla gelip gidiyorum. Ama arkamdan çok kötü pis konuşuyorlar. Ve bazen bayanın bir tanesi de böyle benden yaşça büyük yüzüme karşı söyledi ve çok gözyaşı döktüm. Namaz kılıyorum ve diyorum ki aynı şeyi iftiraya bana iftira atıyorlar. Siz de bulun diye sürekli böyle dua ediyorum. Ben Allah'a havale ediyorum diyorum. Aynısını siz de yaşayın, siz de bulun diyorum. Çocuklarınızdan bulun diyorum. Ne yapmalıyım hocam? Bunun günahı nedir? Bence beddua etmeyin. Onlar zaten bulurlar bir taraflarından. Siz beddua etmeyin güne. Evlatlarından bulsunlar kelimesine ben katılmıyorum. Çünkü günahsız olan insanları bedduanın merkezi yapmak doğru değil. Evlatlarının aklı olsa, evlatlarının imkanı olsa baba ve annelerinin böyle yanlış sözler, size iftira atacak sözleri söylemelerine engel olurlar muhtemel. Gençlerimiz bu konularda çok daha iyidirler. Yani çok daha yürekleri temiz. Onun için evlatlarla ilgili hiç beddua etmeyiniz. Neticede hepimizin evladı var, sizin de evladınız var, başkalarının da evladı var. Evlatları katmayın böyle şeylere. Bunun katılması çirkin bir şey tabii ki. Size iftiraya atanlar çok büyük çirkinlik yapıyorlar. Allah katında zalimdirler. Ve iftira atanlar ebediyen Allah katında şahit dahi kabul edilmiyorlar. Çok ağır bir cezai müeyyidesi, cezası var Kur'an-ı Kerim'de. Size gelince biraz daha dikkatli davranın. Eğer komşularınız fitneye çok alışkın komşular ise ki bizim toplum olarak maalesef çok güzel özelliklerimiz var. Bizim halkımızın çok güzel özellikleri var. Ama halkımız içinde bazıları var ki dedikodu etmeyi, yalan söylemeyi, haset etmeyi, iftira atmayı da alışkanlık haline getirmişlerdir. İnsanların çoğunu tabii tenzih ediyorum ama böyle tipler var maalesef. Her mahallede, her sokakta var. Onların size iftira atmalarının önüne engel olun. Ne olur? Mesela ne yapın? Taksiyle sizi bırakıyorlar veya taksiyle geliyorsanız 50 metre ileride inin. Yani 50 metre evinizin yanında değil, 50 metre ileride inin. Oradan inip orada yürüyün. En azından sizi dillerine dolayan utanmazlar. Bahane bulamazsınlar. Yani bir şey engelleyemezsiniz belki ama elinizden geleni yapmaya gayret edin. Maalesef şimdi namusuyla, iffetiyle evlere temizliğe gidiyor. Çocuklarına yemek yedirmeye gayret, ekmek, lokma bulmaya çalışan bir kadını dille dolamaktan daha kötü, daha iğrenç bir şey olabilir mi yani? Yani gidiyor namusuyla, iffetiyle yer sürüyor, çamaşır yıkıyor, merdiven temizliyor, sabahtan akşama kadar yoruluyor, geliyor evde çocuklarına yemek pişiriyor. Hem babalık hem annelik yapıyor. Sonra utanmadan, sıkılmadan evinde oturacaksın, keyfini çalacaksın. Bu kahveni yudumlarken, ha şu var ya işte şu alt katta oturan falanca kadın var ya, bugün taksiyle nereden geldi biliyor musunuz? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun insanları bu şekilde rencide eden ve insanları töhmette bulunduranlara 1000 defa yazıklar olsun. Namusuyla, iffetiyle kazanıyor ya. O susmayı bilen aslında, sus. Konuşacağın başka bir şey yok mu? Bunlar çok rahatsız edici şeylerdir. Sen duanı yap bacım, beddua etmeyin ama. Hiç kimsenin evladına, çocuğuna beddua etmeyin. Peki, Allah yardımcınız olsun. Üzülüyoruz böyle şeyler ya. Toplum böyle şeyler hak etmiyor. Bizim toplumumuz temel bir toplum olması gerekiyor. Namusuyla kazanmış, gariban bir hanımefendi. Ya ne istiyorsun ondan? Yani o kötü duruma düşse senin yerin cennete açılacak mı?
Sen cennetteki yerini de kaybediyorsun. Bu kadına yatırıyorsun. Bu kadın, yani namuslu bir kadın. Bu kadın derken örnek olarak. Namuslu bir, iffetli bir kadın hakkında iftirada bulunan herkes cehennemdeki yerini hazırlıyor. Kendi amelini bu kadına veriyor. İyiliklerinizi bu kadın alır sizden. Hadi bakalım. Yazık. Evet, bir görüntümüz var. Paylaşalım sizinle görüntümüzü. WhatsApp görüntümüzü. Verdiğin nimetlere şükürler olsun. Babama daha çok yemek versin Allah helaline. Daha da çok yemek versin, daha da çok para versin helalinden. Amin. Annemin ellerinden kollarına sağlık. Amin. Evet, şimdi bu çocuk çok maşallah, Allah barikallah, Allah bağışlasın. Çok tatlı bir çocuk. Şimdi ama duası bence bu yılın WhatsApp görüntüsü olmaya aday, yani hak ediyor. Güzel bir dua ediyor. Diyor ki iki şey söylüyor. Diyor ki Allah'ım babama helalindendir. Bu çok önemli. Helalinden ver, çok ver diyor. Bana güzel yemek getirsin. Bu çocuğu biraz aç bırakıyorlar herhalde. Annesi babası, bu çocuğu aç bırakmayın. Yedirin ona bir şeyler. Yani mahalledeki nineler, teyzeler. Bu çocuğu gördüğünüzde eve davet edin, sofranıza yemek yedirin ona. Babasına daha çok Allah versin helalinden ki yedirsin diyor. Bir şey daha söylüyor, onunla yetinmiyor. Annemin de enne koluna sağlık diyor. Annesi de yemek yapıyor ona, güzel yemekler. Ama gerçekten çok güzel bir dua. Arkadaşlar, rica etsem bir daha duayı, delikanlının duasına amin diyelim. Genele amin diyelim, duasını bir daha dinleyelim. Allah'ın verdiğin nimetlere şükürler olsun. Babama daha çok yemek versin Allah helaline. Daha da çok yemek versin, daha da çok para versin helalinden. Amin. Annemin ellerinden kollarına sağlık. Amin. Evet diyor, Allah'a şükür diyor, hamd ediyor, onu unutmuyor. Babama çok versin diyor, helalinden para versin diyor, para versin, yemek versin, helalinden amin diyoruz. Allah herkese, senin duanı Allah herkes için kabul etsin. Herkese Cenab-ı Allah dilediği kadar, kendisi için hayırlı olan hakkını verebileceği kadar para, zenginlik versin, imkan versin, ekmek versin, yemek versin, ellerine sağlık olsun, işleri düzgün gitsin. Teşekkür ediyoruz, çok güzel, güzel bir dua. Allah seni bağışlasın delikanlı. Güzel dua ettin. Teşekkür ederim. Efendim, yaşlılarınızın dualarını bekliyoruz. Gönderin bize gençlerin böyle güzel dualarını, sorularını. Bize gönderin, paylaşalım sizinle beraber inşallah. Efendim, hayvanlar konusunda sık sık konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz. Bugün de yine maalesef şöyle bir olay var. Beşiktaş'ta oluyor. Bir kadın, hatası kadını ne? Tasmasız bir köpek gezdiriyor. Köpeğin tasması yok. Rottweiler cinsi köpek. Bunlar saldırgan türü olan köpeklerden. Efendim bu cins ve bir de bir cins daha vardı. Böyle çok birkaç cins köpek var. Parçalamayı seven. Bu köpek de o cinslerden biri. Bakın, kediyi parçalayıncaya kadar bırakmıyor. Bir de bu köpeğin bir insana saldırdığını düşününüz. Şimdi pitbull köpeği ve rottweiler köpeği, bu tür cins köpekler ya yasaklanmalı veya tasmasız çıkarıldığında sahibine ceza verilmeli, köpeğe değil. Köpek köpek neticede, köpek saldırır yani. Bu hanımefendi telefonla konuşuyor, köpeği de bir kediye saldırıyor. Bak, bırakmıyor kediyi. Ağzını açmaya çalışıyorsun. Ağzını açmaya çalışacağına bir tane boynuna tasma taksaydın. Ağzına bir tasma taksaydın. Bir kapçık taksaydın yani. Ağızlık, ısırmayı engellemek için.
Şimdi bu kediyi parçaladın ve bu kedi günahı senin boynunda ey kadın, ey hanımefendi. Bu hayvanın vahşice öldürmesinin günahı sende. Ölüsünü tutmuşsun elinde. Ne yarayacak yani? Köpeğin tasması var zannediyorum. Ama bırakmış tasmasını. Telefonla konuşurken pas bırakmış köpeği. Çöpe attı kediyi, bitti iş. Temiz. Hayvanseverlik bu değildir. Bir hayvanı ötekine parçalatmayı ben seyretmek demiyorum. Çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bu zemini sen hazırladın. Bakın görüyor musun bu vahşeti? Yazık. Hayvan gezdirmekle hayvanseverlik olmaz. Kimse hayvan gezdirmesin demiyoruz. Ama diğer canlıları korumak zorundasınız. Sorumluluğunu almak zorundasınız o işe. Az önce, bu konuda lütfen belediyelerin uygular bilmiyorum kim uygularsa. Yani kim bu işten sorumluysa bu konuda bir talimat yayınlar biter bu iş. Bu cins köpekleri dışarı çıkarmak veya işte tasmasız veya ağızlık olmadan çıkarmak şu kadar cezayı gerektirir diye bir şey koyarsın, meyde koyarsınız. Herkes dikkat eder. Çocuklar korkuyorlar bu hayvanlardan. Kaçıyorlar. Daha önce köpeklerin bir delikanlıyı parçaladığını gördük. Bu kediye yazık günah değil mi ya? Evet. Hassas olalım. Bunları gündeme getiriyoruz ki önümüze zaten haberlerde var bunlar. Biz de bunları sizinle paylaşıyoruz ki lütfen bir daha böyle şeyler olmasın. İnsanın asabı bozuluyor, insanın kimyası bozuluyor ya. Çünkü elimizde olan bir şey bu. Engel olmaya imkanınız var. Hayvanseverlik bir hayvanı koruyup ötekilerini imha etmek değildir. Hayvanseverlik bütün hayvanlara, senin olsun olmasın. Aynı sevgi göstermektir. Aynı merhameti, şefkati. Ona yemek ver, yem ver. Bazı hanımlar var tek yaşayan veya bazı beyler var tek yaşayan. Evlerini kedilere yuva yapıyorlar. Ne kadar güzel bir şey ya. Elleri öpülür bu insanlar. Kim olsa olsun. Düşüncesi, hayat tarzı beni hiç ilgilendirmiyor. Herkes hesabını Allah'a verir. Ama benim böyle izleyicilerim var biliyorum. 15 kedi, 20 kedi evde besliyor. İmkanlarını bu kedilere yediriyor. Komşuları şikayet ediyor. Komşularını rahatsız etmedikten sonra niye şikayet ediyorsun? Yani hayatını kedilere, köpeklere ayırmış olan insanlar var. Şimdi arkadaşlar bu alkışlanmaz da ne yapılır yani Allah aşkına söyleyin bana. Biz böyle bir şey alkışlarız ve hoş görürüz. Kalbinde vicdan var, imanı var. Vicdanı olan insan haksızlık yapmaz. Haksızlık yaptığında da farkına varır, düzeltir. Evet peki. Bir telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Evet, hocam selamun aleyküm. Hayırlı günler. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun efendim. Hocam benim size sormak istediğim soru. Benim eşim madde bağımlısıydı. Ve satıcıydı. Kötü şeyler yapıyordu. Evet. Bu uzun süre devam etti içiciliği. Sonra satıcılığa geçince 4-5 ay öyle devam edince ben bunu kaldıramadım hocam. Evet. İki tane çocuğum vardı. Bunu kendime yediremedim ve ihbar ettim. Ben ihbar ettikten sonra da tutuklandı. Şu an 20 yıl ceza verdiler. Tabii evet. Eşim benim ihbar ettiğimi bilmiyor. Gizli kaldı. Bunun üzerine sürekli olarak beni kim ihbar ettiyse Allah belasını versin. Çoluğundan çocuğundan hayır görmesin. Canından hayır görmesin gibi laflar ediyor. Sizce hocam onun bedduası bize tutar mı hocam? Şimdi tabii ihbar yerine telavi etmeye onu zorlasaydınız keşke. Hocam çok uğraştık. Yani telavi etse ve kendini kurtarsa, telavi olduktan sonra kendisi gibi olanlara da önderlik etse çok daha hayırlı olan bir şey yapmış olunurdu.
Bedduası tutmaz inşallah. Beddua, sizin niyetiniz onu içeri attırıp da 20 yıl yemesine sebep olmak değil tabii. Yani sizin niyetiniz bu değildi. Hayır. Sadece daha fazla gençler batmasın diye. Tabii. Çünkü içmesi ayrı şey. Evet. İçirmesi ayrı şey. Yani bu işin ticaretini yapması ayrı şey. Kendine zarar vermesi ayrı şey sadece. İkinci boyuttan hareket etmişsiniz siz. Tabii bunlar tedavi olmalı. Cezayı müeyyidenin gereği neyse de zaten adalet onu tevzi ediyor. Siz çocuklarınıza dua ediniz. Haksız olan dualar tutmaz. Hele eşiniz içeride de olsa şimdi bu işten dolayı yani yanlış bir şey yaptığı için maddeyi uyuşturucu maddeleri dağıttığı için diyelim ki sizin tarafınızdan ihbar edildiğini bilse çocuklarına beddua etmez. Size kızar da ama çocuklarına beddua etmez. Çünkü hiçbir baba çocuğuna beddua etmez. Hiçbir anne baba çocuğuna beddua etmez. Siz normal hayatınızı, çocuklarınızı iyi yetiştirmeye gayret ediniz. Allah onu da ıslah etsin. Onun durumunda olanların da tedaviye başvurmalarına ve bu uyuşturucu maddenin ne kadar kötü olduğunu etraflarına anlatmalarını tavsiye ediyoruz. Ben mesela Sultanahmet Camii civarında, bizim programlarımızı yaptığımız Sultanahmet Meydanı'nda yıllardır ben orada program yapıyorum. Oraya yüzlerce madde bağımlısı geliyor. Arka tarafta görüşüyorum ben onlarla. Jiletle vücudunu doğramış, ellerini doğramış, yüzlerce kez intihara kalkışmış olan, madde kullanan yüzlerce insan geldi, konuştuk. Onları ikna ettim, tövbe ettiler ve bıraktılar bu işleri. Yüzlerce kişiyi ben bu şekilde sizin görmediğiniz bir alanda, arka tarafta geldiler, görüştük. Hatta bazılarını görünce güvenlikçi arkadaşlar güvenemediler onlara. Görüntüleri çünkü çok ürkütücü olan gençler vardı. Benimle görüşmek bile istemediler. Ben hepsiyle görüştüm tek tek. Hem de güvenlikçi arkadaşları da kenara alarak gelsinler dertlerini alsınlar bakalım. Ne de dertleri? Görüştük onlarla, çoğuna tavsiyede bulundum. Tedavi olun dedim. Hastaneye gönderdik, aracı olduk. Tedavi oldular ve %90'ı bıraktı o işi. Yani onun için tavsiye onları tedavi etmek, onlara bu işin kötülüğünü anlatmak. Yarın evlatları olacak, senin evlatların aynı olsa ne olacak diye onların anlayacağı bir dille. Onlar uyuşturucu kullandıktan sonra akılları başına geldiklerinde kendilerine bu eleştiri yapabiliyorlar zaten. Bunları yapmaya çalışalım. Sen çocuklarını büyütmeye gayret et. Allah sizi içeriden korusun inşallah. O beddua, kendi evladına olan bedduası tutmaz, merak etmeyin. Tamam? Herhalde anlaşılmıştır. Efendim, Medine-i Münevvere'de, Medine, ama ona girmeden önce bir iki soru var. Akupunktur gusle engel midir? Gusle engel değildir. Akupunktur yapıldığında abdest tazelemenizde fayda var. Kan akabilir, şu olur, bu olabilir. Vücuda bir şey giriyor netice itibariyle. Zedelenme olabilir. Abdest tazeliği ama yıkanmak gerekmiyor. Yani bütün vücudu gusletmek gerekmiyor. Otobüste, uçakta veya trende kişi başı ile, gözü ile namaz kılabilir mi? Doğru değildir. Yani imkanı varsa namazları birleştirmesini tavsiye ediyoruz. Normal sadece gözüyle namaz kılamaz. Rüku ve secdesini oturduğu yerde yapabilir. Bu şekilde namazını kılabilir. Yine anne ve babasının razı olmadığı, kısa kısa cevaplar vermeye çalışıyorum. Çok soru var çünkü. Anne ve babasının razı olmadığı kişinin haccı geçerli midir? Baba, anne ondan razı değildir. Yani haccı geçerlidir. Çünkü haccın geçerli olma şartları nelerdir? İhramdır, Arafat'ta vakfedir, farz olan tavafı yapmaktır vesaire. Bunlar yerine geldikten sonra sevabı az olur belki, baba anne hakkını helal etmediği için. Allah katındaki mükafatı az olur belki ama haccı geçerlidir. Çünkü haccın geçerli olması için gerekli olan şartları yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz'i rüyasında gören sahabi olabilir mi? Böyle düşünenler var alimler arasında, eski ulema arasında. Yani peygamberi rüyada görmekle de, ama tabii ki genel kanaat, Peygamber Efendimiz'i rüyada görmekle sahabi olunmaz. Sahabenin şartları vardır. Peygamberimizi görmüş olacak.
ya peygamberimiz onları görmüş olacak ve bu şekilde vefat etmiş, iman üzerine ölmüş olacak. Bunlar sahabi sınıfına girerler. Yoksa rüyada görmekle olmaz. Akraba evliliği caiz midir? Evlilik caiz olan olmayan evlilikler Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette sabittir. Kişi akraba evliliği tavsiye edilmeyebilir. Tavsiye edilmemesi ayrı şey, caiz olması ayrı şey. Bir insan teyzesinin kızıyla evlenebilir dini yönden, ister evlenebilir. Yani verirlerse Allah'ın emri, peygamberin kavliyle diyoruz ya, nikahını kıyar evlenir. Amca kızıyla evlenebilir. Efendim, hala teyze kızlarıyla evlenilebilir dini açıdan. Yani bunlarda sakınca yok. Ama hocam tıbbi yönden sakıncaları var, haram sayalım. Biz haram sayamayız. Allah'ın helal kıldığını haram sayamayız. Tavsiye etmeyebiliriz. Ama Hazreti Peygamber'in evliliklerinde, Hazreti Peygamber'in kızlarının evliliklerinde, Ebu Leheb peygamberin amcası. Şirk döneminden önce, yani İslam'dan önce, Peygamber Efendimiz'in kızlarıyla Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe nişanlanıyorlar. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le ve sonra Peygamberimiz peygamberliğini ilan edince Ebu Leheb'in oğulları veya biri ve ikisi Peygamberimizin kızlarını boşuyorlar veyahut da nikah olmadan boşamış oluyorlar. Amcasının oğluyla evlendiriyor Peygamberimiz kızlarını. Hazreti Ali peygamberin yeğeni. Hazreti Ali ile Fatıma annemizi evlendiriyor Hazreti Peygamber. Peygamberin yaptığı bir şeye biz haram diyebilir miyiz? Var mı öyle bir yetkimiz bizim? Allah'ın peygamberi müsaade etmiş. Allah müsaade etmiş. Bu konuyla ilgili ayet-i kerimede kimden helal veya haram olduğunu belirten ayetlerde. Hazreti Peygamber'in yine ifade ettiği, Kur'an-ı Kerim'de yeri almayan bazı ayrıntılar var, onları söylüyor. Ya biz nasıl bunu yasaklayalım? Öyle bir yetkimiz yok. Ha, tavsiye etmeyebiliriz. Evlenmeden önce tetkikler yapın tıbbi yönden. İleride sıkıntı olur mu olmaz mı? Kan uyuşmazlığı var mı yok mu? Bunlar ayrı şeyler. Tıbben bunlar yapılmalı. Ama biz helal olan bir evliliği haram, haram olan bir evliliği helal sayamayız. Öyle bir yetkimiz yok. Kimsenin haddine değil, kimsenin böyle bir yetkisi yok. Allah'ın ve peygamberinin konuştuğu bir alanda, hüküm belirttiği bir alanda ben de şöyle derim diyecek adam, fuzuli adam, boş adamdır İslam'a göre. Allah konuştu, Allah emretti yani. Kur'an gönderdi. Hazreti Peygamber'in sayı hadisi var. Bizi bağlar. Her iman edeni bağlaması lazım. Evet, sorularımız çok tabii ki. Peki, bir haberimiz var. O haberi izleyelim istersen. Sonra değerlendirme yapalım. Sonra Medine görüntüsü arkadaşlarımız hazırlıyorlar herhalde. Medine görüntümüzü. Biraz sonra Medine'yi görüntüsünü. Evet, dinleyelim bakalım haberi. Dinleyelim bakalım. Mahkeme çıkışında bir çocuk anne baba konusu var. Bir dinleyelim bakalım. Kullandı. Bu korkunç görüntüler Ankara Sincan'daki adliye binasında kayda alındı. Bu nasıl anne dedirten, o anları görenlerin yüreği ağzına geldi. Bir davanın çıkışında taraflar arasında gerginlik çıktı. Polis devreye girdi. Tepkiler de onlara yöneldi. Arbede sırasında akıl almaz bir olay yaşandı. Kadının biri kucağındaki bebeğini polise doğru savurdu. Hem de iki kere. Cani anneyi polis sakinleştirmeye çalıştı. Görüntü kaydı bu kadar. Bebeğini saldırı aracı olarak kullanmaya kıyan o kadına ne olduğu bilinmiyor. Tabii çocuğun sağlık durumu da. Evet, bu yeni bir görüntü arkadaşlarımız paylaştılar. Tabii bu öfke yanlış bir öfke arkadaşlar. Yani öfkelenmeyin diyor Hazreti Peygamber. Öfkelenmemek lazım. Bu bir anlık gaflet. Yani şimdi mahkeme bir boşanma var herhalde. Boşamadan sonra hakim bir karar vermiş. Çocuğun velayetini anneyin babayın verdi. Onunla ilgili midir bilemiyoruz tabii. Konunun tam detayını haberde yok. Ama insan evladını siper etmez böyle. Bakın bu çocuk bir düşse yani hayatını kaybedebilir. Bunu yapan da anne. Bu nasıl bir öfke? Nasıl bu hale geldik biz? Nedir ne bu ya? Ne oluyor yani? Bir dur bakayım kendine Bismillah de. Yani eşinle kavgan varsa git mahkemede kanun önünde hesaplaş. Bu çocukla ne istiyorsun ya bu çocuk? Düşse ölecek çocuk yani. Evet yani işte
hakka hukuka inanmak, kadere razı olmak, iman, vicdan. Dilimize iman çok da yüreğimize inmiyor o iman. İman nedir? Yani olayları sükunetle karşılamaktır. Bir olay olmuş, hoşumuza gitmemiş olabilir. Verilen karar bizi incitmiş olabilir. Üst mahkeme var, daha üst mahkeme var, gideriz, deneriz. Ama öfkelenme, öfkelenme. Peygamberimiz ne buyurdu? Öfkelendiğinde ayaktaysan otur dedi. Öfkelendiğinde abdest al dedi. Öfke şeytandandır. Şeytana ateş söndürür. Yani öfkeyle karar verme. Öfkeyle karar verdiğinde cinayet çıkabilir. Şu olur bu olabilir. Allah muhafaza eylesin. İnşallah bir şey olmamıştır çocuğa. Annesine de tavsiyede bulunuyoruz. Yapmayın böyle şeyleri. Neticede adalete güveniniz. Bir yerde yanlış bir karar verilmişse bir üst mahkeme yanlış kararı düzeltir. Ama çocuğunuzu incitecek, çocuğunuza zarar verecek bir şey yaparsanız böyle çocukları siper etmeyin. Kavganın aracı yapmayın çocuklarınıza. Dokunmayın çocuklara. Kenara durun. Yani en kötüler bile çocuklara dokunmuyorlar. Birbirleriyle hesaplaşan hesap dünyasında bile çocuklara dokunulmaz. Kadınlara dokunulmaz. Doğru olan bu. Peki. Şimdi Medine'deydim, Mekke'deydim. Medine-i Münevvere'de sevgili peygamberimizin kabri şerifinin önünde kısa bir görüntü çektim. Bir, iki dakikalık bir şey. Ama o kadar yakında gecenin ikisinden sonra çektim o görüntüyü. Çektiği arkadaşım daha doğrusu ben oradayken. Tabii biz kamera falan götürmedik yani. Öyle ufak bir cep telefonuyla herkesin çektiği bir şey belki. Orada o görüntüsünü paylaşmak istiyorum. Sevgili peygamberimizin kabri şerifi Ravza-i Mutahara diyoruz. Tertemiz bahçe demek. Onun bitişiğinde Hazreti Ebubekir Efendimizin ve Hazreti Ömer Efendimizin iki büyük sahabinin mezarları var. Onları ziyaret ettik. Onların üzerinde okunan ayetlere biraz işaret ettik. O ayetler Hucurat Suresi'nin ayetleri. Ey iman edenler sesinizi peygamberin sesinden yükseltmeyin. Yani o sesini yükseltmek sadece bağırmakla ilgili değil. Peygamberin yanında sesini yükseltmek, peygamberin sünnetini, hadisini inkar etmek anlamına geliyor. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulü ettakullah ayeti var. Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'ın önüne geçmeyin, Kur'an'ın önüne geçmeyin. Peygamberin önüne geçmeyin, sünnetinin, siretinin önüne geçmeyin şeklindeki emirlerdir bunlar. Maalesef Kur'an'ın da önüne geçiliyor, peygamberin de önüne geçiliyor. Kur'an'ın önüne nasıl geçiliyor? Kur'an'ı bildikleri keyflerine göre, arzularına göre, kafalarına göre, midelerine göre Kur'an ayetlerini yorumluyorlar. Bütün ilkelerden bağımsız hareket ediyorlar, ilkesizce hareket ediyorlar. Sünnetin inkara gelince peygamber hadislerini tümden yok sayıyorlar. Deseler bu hadis zayıf, bu hadis tartışmalı, mevzudur, şudur budur filan, ahad hadistir vesaire. Bunları konuşuruz hadis literatürüne göre. Ama adamlar tümden yok sayıyorlar peygamberi. Bu büyük bir olay, bu büyük bir tezgah, büyük bir operasyon, projedir bu projeye. Peygamberi yok sayma, peygambersiz din projesine lütfen dikkat ediniz. Bu ayetlerde ona dikkat çekiyor. Sizinle paylaşıyorum. Benim arkadaşlar beni de aradan çeksinler. Tam ekran, bu bir buçuk dakikalık tanıtımı izleyelim efendim hep beraber. Sabaha yakın saatte Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahara'da sevgili peygamberimizin kabri şerifinin yanındayız. Cennet bahçelerinden bir bahçedir burası. Hazreti Peygamber'in yanında iki sadık dostu, çok sevdiği birinci ve ikinci halifeler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer de burada. Hemen Efendimizin yanındalar. İlk mezar, ilk kabir Hazreti Peygamber'in kabri şerifi, mübarek Efendimizin mübarek vücudunu örten toprak burada. Yeşil kubbe buranın üzerinde tabii ki. Efendimizin yanın başında Hazreti Ebubekir var, sadık, yakın dostu. Onun yanında Hazreti Ömer var. Gecenin yarısı saat 2 ve bu saatte şu anda gördüğünüz gibi insanlar tıkılıp tıkılıp sevgiliyi arıyorlar, sevdiklerini arıyorlar. Muhabbet menbaını, serveri enbiyayı, nebilerin nebisini arıyorlar. Şurası insanların şu anda oturdukları şu mıntıka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifi. Zaten orada Resulullah'ın mezarı burada diyor. Onun yanında, hemen yanındaki şurası ise
Hazreti Ebubekir Sıddık'ın mezarı ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mezarı, iki sadık dostun mezarı da burada. Şimdi burada cennetteki mekanlara bakıyorlar ve mahşere dirilecekleri günü bekliyorlar. Ve ümmetin başında inşallah bizi de yanlarında alarak, şefaatlerini umarak, arzu ederek, Allah'a yalvararak ya Rabbi bizi Efendimizin bereketinden, şefaatinden. Arkadaşlar biraz görüntü biraz geriye alırsak Hazreti Peygamber'in ve iki sahabenin mezarını bir daha bence bir daha baştan alın gerekirse. Evet. Şimdi sessiz ben konuşayım. Görüntü devam etsin en azından. Burada ben kaldığım yer tabii kıble duvarına doğru duruyoruz. Sırtımız Hazreti Peygamber'de, kıbleye yüzümüz. Görüntü ancak böyle alabiliyoruz. Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz yeşil, bakın yeşil görüntüler var burada. Bunlar ayet, Hucurat Suresi'nin ayetleri ki Hucurat Suresi'nin bir ismi Edep Suresi. Peygamber'e karşı takılınacak edebi gösteren suredir. Hucurat Suresi'nin en büyük özelliklerinden birisi. Peygamber'in yanında sesinizi yükseltmeyin. Efendim ona başkasına seslenir gibi seslenmeyin vesaire. Bu edebi öğreten bir sure. Peygamber'e karşı takılması gereken terbiyeyi gösterir. Şurası işte şu yoğun olunan yer. Yani parmağımın olduğu yer Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in mübarek mezarlarının bulunduğu yerdir yan yanda. Biraz önü ise yani hemen benim şurası yani Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu yerdir. Peki ne var hocam, mezar görünebiliyor mu? Hayır. Bir örtü görüyorsunuz. Baştan aşağıya doğru inmiş bir örtü. Örtünün arkasında tabii ki bir duvar var. Duvarın içinde ise mübarek Efendimizin mübarek vücudu var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in mezarları var. Yalnız mezarlar şöyle, tabii yüzleri kıbleye doğru, sağa yattıklarında göğüs kıbleye doğru olur, mezar gömülürken mezara. Hazreti Peygamber'in şöyle hemen buraya hızlı bir şekilde çizmeye gayret edeyim ben. Daha rahat gösterme imkanım olur. En azından şöyle. Yani mezarın konumu Semhudi Vefaülü Vefa kitabında ve diğer birkaç tür, birkaç çizim var Semhudi'nin de gösterdiği. Medine'li kitaplarda geçerli bu görüntü. En öndeki mezar Hazreti Peygamber'in mezarı. Şöyle, Peygamber'in mezarı. Yani arka arkaya değil mezarlar. Bu Peygamber Efendimiz'in mezarı. Bu Hazreti Ebu Bekir'in mezarı. En arkadaki Hazreti Ömer'in mezarı. Böyle yani bu tür çizim de var, bir iki çizim daha var. Çünkü net bilinmiyor, girmesi yasak olduğu için. Kimse giremiyor daha doğrusu. Şimdi Hazreti Peygamber'in mezarı şöyle, kabri şerifi. Peygamberimizin ayak ucu şurası. Hazreti Ebu Bekir'in başı Peygamberimizin ayak ucuna denk geliyor. Hazreti Ebu Bekir'in başı Peygamberimizin ayak ucuna denk geliyor. Öyle istemiştir. Yani beni onun sırasında değil, başım onun mübarek ayağına gelecek şekilde edep. Hazreti Ömer'in de başı Hazreti Ebu Bekir'in gövdesine gelecek şekilde böyle bir sıralama ile gömülmüşlerdir. İkinci bir sıra da şöyle, onu da hemen şöyle yapayım ben. Şöyle bir ihtimal de konuşuluyor. Hazreti Peygamber'in kabri bu önde. Diğer iki dostunun kabirleri ise sırayla Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in ise yan yanda şeklinde. Bu sıralamada var. Yani birkaç sıralama kitaplarda, eski kitaplarda, Medine Fazileti ile ilgili kitaplarda, işte dediğim gibi Semhudi'nin Vefaül Vefa'da, efendim yine değişik kitaplarda vardır. Subülühlüda ve Reşat yine Şami'nin bir eseri. Oradaki tanımlamalarda ve diğer kitaplarda ki görüntülerde bize böyle bir sonuç veriyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ve iki sahabesinin mezarı orada. İnsanlar gönülle oradalar ve kalplerini Allah'a ve Resulüne adayarak gidiyorlar. Efendim devamında ise arkadaşlar bir daha o görüntüyü rica etsem. Devamında bu yani bu yolun devamında başka bir görüntü var, başka seferde göstereceğim. Bakî mezarlığına giden kapı vardır. Babü Selam
şu girdiğimiz kapı Babu Selam diyoruz, selam kapısı. Burada selamlıyoruz peygamberimizi. Edebimizi sakınmadan oradan devam, edebimizi kaybetmeden oradan devam ediyoruz. Medine mezarlığına giden kapıdan çıkıyoruz. Evet, bugün bu kadarlık sizinle bunu paylaşmamız yeterli olur. Tabii Kabe'yi tavaf ederken çok değişik enstantaneler var. Yani orada görüntüler var. Yaşlıların, engelli olan kardeşlerimizin tavafı, çocukların tavafı var. İlginçtir. Bir kardeşim o gün bizimle beraberken bir çocuğun yürüyüşünü gösterdi. Onun kısmını da paylaşalım. Tebessüme yol açan, ihramlı bir çocuğun yürüyüşü. Evet. Niye kolunu açık bırakmış? İşte istiba ve remel diye bazı kavramlar var hacla ilgili. Arkasından Safa ile Merve'yle giyecekse bu şekilde koltuğunu altına alabiliyor diye ifade edeyim. Ben de o gün tavaftaydım. Bu tavafta ama bu resmi ben çekmedim. Başka bir arkadaşım çekti. Yine oradan bana gönderdi. Arkadaşım paylaşalım. Bu Allah şu duayı edeyim. Allah hepinize çocuklarınız, torunlarınızla beraber ya umrede ya haçta bu şekilde tavaf etmeyi, Kabe'nin bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bugün efendim Sacit Arvas kardeşimiz, öğretmenimiz, onun talebeleriyle görüşeceğiz. Burak Reis İlkokulu'na gideceğiz. Çocuklarımız bizi bekliyor. Sevgili çocuklar, sevgili öğretmenim, efendim mikrofon sizde, kontrol sizde. Programımıza hoş geldiniz diyorum. Sacit Hocam, kontrol sizde efendim, buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Hocam merhaba. Beşiktaş ilçesi Burak Reis İlkokulu 4A sınıfındayız bugün. Ben Sacit Arvas. Öğrencilerim sizi karşısında görünce hocam soru sormak için çok heyecanlılar. Şimdi soru sormaları için öğrencilerime mikrofonu izninizle veriyorum. Teşekkür ederim sevgili hocam. Sağ olun. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Ben Gizem Azan. Benim sorum şu. Haram olan şeyleri yaparsak bizim için ne gibi sakıncaları vardır? Haram olan şeyleri yaparsak, haram ne demektir? Allah'ın hoşlanmadığı, Allah'ın yapmayın dediği şeyler. İşte insana ağır hakaret etmek, insan hakkını yemek, insanın elindekilerini tüketmek, ne bileyim. Mesela içki içmek, mesela kumar oynamak gibi. Yani hem insanlara yönelik haramlar var, hem Allah'a yönelik haramlar var, hem de kendimize yönelik, nefsimize yönelik. Mesela insan su içmezse hastalanırsa haram işlemiş olur yani. Bütün bunlara dikkat etmek lazım. Bunları yapmadığımızda bazen dünyada bunun cezasını Allah gösterebiliyor. Herkes görsün gözüyle, en azından ibret alsın diye. Bazen de onu ahirete, yani öteki aleme, gerçek aleme saklıyor. Onun hesabını soracak yerine göre. Yani kullara ait, mesela bir insan elinden malını zorla almışsan, hırsızlık yapmışsan işte gibi şeyler yapmışsa, kara borsacılık yapmışsa, fiyatları yükseltmişsek mesela, onun cezasını Allah dünyada da ahirette de verebilir. Yani hem dünyada hem ahirette de onu cezalandırır. Cezanın en büyüğü tabii ki cehennemdir. Allah hepimizi korusun. Mükafatın en büyüğü de cennettir. Allah'ı görmektir. Allah nasip eylesin. Teşekkür ederim hanım kızım. Bu güzel sorunuzdan dolayı. Hocam merhaba, ben Beren Rümeysa Öner. Benim sorum şu, arkadaşlarımla dalga geçersem günah olur mu? Tabii ki. Yani insanlarla lakap takmayınız diyor Yüce Rabbimiz. İnsanlara lakap takmayınız. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Hümeze suresi. Yani insanları ayıplayan, el, kol, göz işaretiyle insanları ayıplayan, bak şu şudur filan diye böyle insanın alay edilecek kıvama getirenlere yazıklar olsun diyor Kur'an-ı Kerim. Ona dikkat edeceğiz. Alay etmeyeceğiz. Arkadaşımızın yanında duracağız. Hatta bir kusuru varsa o kusurunu görmezden geleceğiz. Vücudunda, yani yüzünde filan diyelim ki anormal bir durum varsa, başka arkadaşımız onu kınadığında diyeceğiz ki yapmayın bunu diyeceğiz. Arkasından koğuşturmayacağız. Arkasından konuşulmasına müsaade etmeyeceğiz.
durumu iyi olmayan veya başka sıkıntısı olan arkadaşlarımızı da onure etmeye çalışacağız. Sen iyisin, güzelsin, hoşsun, canı sıkma, olur bunlar geçer filan. Böylece onları elimizle, dilimizle, güzel dilimizle onları ne yapacağız? Övmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Hocam merhaba, ben Mustafa Oğuz Akyıldız. Sorum şu, insanlar niçin duaya ihtiyaç duyarlar? Mustafa, hepimiz duaya ihtiyaç duyuyoruz. Mesela şimdi sen imtihana girdiğinde, yazılıya girdiğinde dua ediyor musun? Sana bir sorayım bakalım. Mesela dua ediyor musun? Veya ne dua ediyorsun mesela? Ne dua ediyorsun bakalım Mustafa? Ne diyorsun? İşte Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet. Allah zihne çıktı versin diyorum. Allah'ım kolaylaştır diyorsun değil mi? Zorlaştırma. Aklıma gelsin soruların cevapları diyorsun. Allah'ım bana yardım et, iyi puan alayım diyorsun değil mi? İnsan işte bile daraldığında, hiçbir şey hissettiğinde, kendini eksik hissettiğinde aslında bizim burada biz biraz yanlış yapıyoruz Mustafa. Hem ihtiyaç hissettiğimizde Allah'a yalvaracağız. Hem ihtiyaç hissetmediğimizde yani sıkıntısız zamanlarımızda da Allah'a yalvaracağız ki sadece daralmışken Allah'a dua eden gibi olmayacağız. Her halükarda Allah'la yakınlığı olan, çünkü dua Allah'tan istemektir, Allah'la sohbet etmektir, derdini Allah'a açmaktır. Yani mesela babana annene söyleyemedin derdini, mesela diyelim ki içinde bir sıkıntı var, bir şey yapmak istiyorsun ama annene babama söylesem mi söylemesem mi diyorsun. Ama Allah'a söyleyebiliyorsun. Allah da bana söyleyin. Ud'uni estecib lekum diyor. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Dua bir sığınağımızdır, bir güçtür, bir enerji toplamadır. Ve Allah'la bağımızı devam ettirmemizdir sevgili Mustafa. Onun için duayı ihmal etmeyiniz. Bizim duaya ihtiyaç duymamız, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Allah'la bağımızın çok sağlam olduğunu, Allah'ın bizi hiç terk etmeyeceğini gösteriyor. Mustafa teşekkür ediyorum. Hocam merhaba, ben Eylül Akgüz. Benim sorum şu, arkadaşımın bana emanet ettiği bir eşyayı koruyamazsam günah kazanır mıyım? Yani bilerek korumazsan tabii ki yanlış yapmış olursun. Emanet çünkü güvenilir insana verilir. Kişiye emanet edildiğinde ben sana güveniyorum, sen bu malımı saklarsın. Veya bu sırrımı saklarsın, bu sözümü saklarsın gibi çok önemlidir. Yani kişiye bir şey emanet edildiğinde o kişiye sorumluluk da yükleniyor. Emanet çok zor bir şey yani. Sorumluluk çok zor bir şey. Bazen insan sorumluluk olmasın diye istiyor. Çünkü sorumlulukla beraber hayatınızı daraltıyorsunuz. Hareket alanınızı kısıtlıyorsunuz. Onu korumaya çalışıyorsunuz. Her türlü emanet bu. Görev olabilir. Bu bir mal mülk olabilir. Bir söz olabilir. Korumaya gayret ediniz. Ama sana rağmen koruyamazsan, senin dışında gelen, gelişen bir şeyden dolayı koruyamazsan Allah katında tabii ki sorumlu olmazsınız. Fakat kişi emanetine aldığı şeyi sahibine mutlak manada iade etmeli. Teşekkür ederim. Sevgili hocam, Sacit hocam son bir soruyu alsam sevinirim. Teşekkür ederim efendim. Hocam merhaba, ben Fatih Efe Üstünda. Benim sorum şu. Zor durumda kaldığımız zaman yalan söylemek günah mıdır? Eyvah eyvah. Zor durumda kalma inşallah, yalan da söyleme. Yalan söylemek kötü bir şeydir. Çünkü yani yalan bazen kişide kalmıyor. Bazen toplumda derin yaralar açıyor. Kişinin yalan söyleyebileceği yerler var sevgili delikanlı. Karı kocayı buluşturmak, hani boşanma üzereler, kavga etmişler, kötü bir kavga, kötü sonuçlanacak, kötü sonuçları olabilecek bir kavga var. Orada yalan söylemek caiz olabilir. Yani sakıncası olmaz çünkü niyet orada kötü değil. İki, hayati tehlikeniz varsa, bir kötü insan tarafından tehdit edilmişseniz, hayatınıza zarar verecekse, orada işte yalan söylediğinizde kendinizi kurtarabiliyorsanız bu dinen mümkündür. Üçüncüsü topluma zarar veren, toplumu tümünü rahatsız eden, toplumda büyük bir infiale, kavgaya sebep olabilecek bir hal varsa orada doğruyu ertelemek. Yani en azından
toplumu korumak için yalan söylemek dinen sakıncalı görmemiştir. Ama onun dışındaki yerlerde yalan söylemek haramdır. Evet, Burak Reis ilkokulundaydık. Sacit Arbas hocama teşekkür ediyorum sevgili hocam. Öğrencilerinize ve size ve okulunuza hayırlı, hepinize hayırlı bir ömür diliyorum. Hocam, sağ olun hocam. Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Sizi en kısa zamanda okulumuzda misafir etmek istiyoruz hocam. İnşallah hocam, en kısa zamanda gelmeye gayret edeceğiz. İnşallah sizinle öğrencilerinizle buluşmaktan şeref duyarız. İdarecilerinize de sevgilerimizi lütfen iletirseniz sevinirim saygıdeğer hocam. Sağ olun hocam. Allah'a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun hepinizin. Allah çocuklarımızı korusun. Çocuklarımız geleceğe ümitle bakıyorlar, umutla bakıyorlar. Güveniyoruz çocuklarımıza. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz geleceği inşallah planlayacaklar. Geleceğin büyük Türkiye'sinde çocuklarımızın imzası olacak. İnşallah buna inanıyorum. Güveneceğiz çocuklarımıza. İnançlarına güveneceğiz. Bilimsel faaliyetlerine güveneceğiz. Önlerini açacağız. Türkiye artık çağ atlıyor diye inanıyorum. Orta Doğu'nun merkezi, bunu gidip geldikçe Umre'ye vesaire daha da net görüyoruz. Türkiye'de Türkiye aradan sıyrılan bir ülke. Aman ha, kimse ayağına bağ olmasın. Problemlerimiz olabilir. Aşacağız onları hep beraber. Kitleneceğiz. Herkes bu ülkenin menfaati için çalışmalı diyoruz. Ve bel olmamız gerekiyor tabii ki. Efendim, sokağa çıkarken bir dua etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sanıyorum bugün röportajımız var mı? Bir röportajımız da var, onu da vereceğiz biraz sonra. Peki, cuma günü ne yapmamız gerekirle ilgili bir röportajımız var. Önemli bir röportaj. Kısa bir dua yapalım. Arkadaşlar duayı getirelim. Sokağa çıktığımızda Allah'tan başka hiçbir ilah yok. La ilahe illallah. O tektir, onun hiçbir vahdehu la şerikele, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve yuhyi ve yumit, öldüren ve dirilten Allah'tır. Allah, yani Allah için zor yok. Kun feyekun, kun, onun için ne derler? Bir şeyin olması iki harfe bağlı. Kaf ve nun, kün Arapça. Kaf ve nun. Kün yani ol demek Arapça, emir. Ol, Allah ol der, olur. Allah'ın kimseden müsaade istemesine, kimseye danışmasına, müsaade eder misiniz diye kimseden izin almasına gerek yok. Allah Allah'tır. Emreder olur, emreder yok eder, emreder var eder yani. Hükümranlık, güç, saltanat, kuvvet hepsi Allah'ın elindedir. İnsanın gücü ve kudreti, saltanatı geçicidir. Allah'ın bakidir. Saltanatı yaratan da Allah'tır. Gücü yaratan da Allah'tır. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. İyilik onun kudretindedir. O her şeye muktedirdir, her şeye kadir. Arkadaşlar, cuma günü bugün, cuma gününde ne yapmak gerekir? Vaktimiz henüz var zannediyorum. Bunun bir veteresini verelim, sonra da konuşalım. Cuma günleri nelere dikkat edersiniz? Aslında cumanın bir, yani pek önemi yok. Bir namazın dışında, yani cuma normal bir insanların her günkü yaptığı olaylar. Cumaya gitmeye. Ezene ve cuma namazına dikkat ederim. Sadece cuma günü, başka günlere dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Cuma günü mübarek bir gün olduğu için yani biraz daha saygılı, yani dikkat ederek, konuşarak, hareketler ederek o günü özel geçirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeye dikkat etme. Allah'ın 7 günde eşit bana göre. Hiçbir şeye dikkat etme. Cuma günü abdest alıyoruz, cuma gidiyoruz. Cuma günleri temizliğime dikkat ederim. İşte dini kurallara göre iç çamaşırı falan temizlik yaparım yine. Kişisel bakımlarımı tam dörtelik yaparım. Güzel kokular silerim. Yani camiye temiz bir şekilde gitmek için. Yani cemaati rahatsız etmemek için bir de. Cuma günü biz Müslümanlar için Rabbimizin Müslümanlara özel bir bayramı olarak lütfedilmiştir. Cuma günü özellikle yaptığınız bir ibadet var mı? Namaz kılmak ve o günün dini inancı şey yaparım. Yani ibadet yok. Arkadaşlarla toplanıp her cuma kafeye gidiyoruz yani. İbadetin yalnız cuma günü yapıldığına ben inanmıyorum şahsen. İbadet Allah'a her gün, her dakika yapılabilir. İbadet yok. Salat falan çekerim işte. Bir 60-70 tane salat falan çekerim. Cuma'ya bir yarım saat önceden giderim.
sohbet etmek için, hocalarla falan sohbet dinlemek için öyle. Vakit namazlarını kılıyorum. Fazla fazla yapıyoruz, sünnetleri yapıyoruz, namazı kılıyoruz, Allah'a dua ediyoruz. Cuma namazını kılarız. Hani farz olduğu için özellikle bu ibadeti yerine getirmeye çalışırız. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden 3 tanesini sayabilir misiniz? Cuma günleri kabirleri ziyaret etmek, tırnakları kesmek cuma günleri. Bir de Peygamber Efendimiz'e salatü şerife getirmek. Hac var biliyorsunuz, ibadet var. Çıkarken banyodan ayağı soğuk su tutmak, su içtikten sonra elhamdülillah demek, besmele ile yemeye başlamak, ölüye saygı falan. Küçükken sayardı ama şimdi zaten acizlerme mi olduk, ne olduk, yarısını sayamam. Yemekten önce besmele çekmesi, yemekten sonra elhamdülillah demesi. Cuma günü geldiği zaman beyaz elbise giymeye özen gösterirdi, dikkat ederdi. Bu günaha özellikle yine gusül abdesti alırdı. Bir eve ayak attım, bismillah dedim, sünnettir. Namaz kıldım, sünnettir. Bir fakire sadaka verdim, sünnettir. Yani herkes kendine göre bakıyor, bir taraftan bakıyor. Eyvallah, herkesin görüşüne saygımız çok tabii ki. Cuma günü evet günlerden bir gündür. Elbette ki günlerden bir gündür. Ama cuma gününe fazileti yükleyen Allah'tır. Günün kendisinde bir şey yok. O günü, çünkü mesela Kabe'de bir şey yok. Kabe'ye Beytullah dedirten, yani etrafında dönün diye, hac yapın diyen Allah'tır. Yoksa Kabe'nin taşı taştır. Hacer-i Esveri de taştır, Kabe'nin taşı da taştır. Ama ona kutsiyeti veren Allah'tır. İşte onun için cuma günden sıradan bir gündür. Güneş doğuyor, batıyor. Doğru, aynen doğru. Ama o güne özellik veren Allah'tır. O günü daha muştulanma, insanların toplu ibadet yapması için bir vesileyi ediniyor Cenab-ı Allah. Bari haftada bir gün biraz daha dargınlıkları bitirin, kucaklaşın, dostlarınıza yemek götürün. O günün özel bir ibadeti var çünkü. Mesela cuma ezanı, cuma günü, yani cuma hutbesi, cuma namazı diğer günlerde yok. O günü diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi sorulu saati selam getirmeli. Sünnetleri güzel saymışsınız. Yani kimi su dökmek diyor, kimisi tırnak kesmek diyor, kimisi şu diyor, kimi bu. Yani bu toplumumuzun duyarlı olduğunu gösteriyor. Bakınız, yani hiç yapmayanı bile duyarlı. Bu, ben bunu önemsiyorum. Bizim hitabımız sadece camiye olmaz. Camiye gelen zaten geldi. Bizim derdimiz camiye hiç gelmeyeni, belki uzak olanı, belki karşı olanı kucaklamak. Onu yapmaya çalışacağız. Onu yapıyoruz, belki daha çok yapmak zorundayız. Evet, bugün sorularımız var. Sabah gazetesindeki yazımda İslam alemi düşündürüyor diye bir yorum var. İslam ahlak merkezi bir dindir. Sadece ibadet merkezi bir din değil. Sadece oruç, namaz değildir İslam. Komşu hakkıdır, güzel ahlaktır vesaire, onu konuşmuşuz. Günahkara sövme, Ebu Derda'nın sözü var. Onu radıyallahu anh, onu anlatıyorum. Bir de bu düğün takıları kimin hakkıdır? Maaş için formaliteden boşanmak dinen caiz mi? Zina eden kişiyle evlenilirse günah kalkar mı? Velilerin, yani ermişlerin mezarı ziyaret edildiğinde hacı olunur mu gibi sorular sorulmuş. Onlara cevaplarım var. Vakit namazlarından ardından kaza namazı kılınabilir mi gibi, borsadaki paranın zekatı nasıl olur gibi sorular var. Onları değerlendirmişiz. Efendim, bugün de programımızın sonuna doğru hızla geliyoruz. Sizi seviyoruz efendim. Pazar günü saat 10'da unutmayın. Bugün Medine görüntüsünü izleyemeyenler, daha geniş ele aldım onu. İki farklı görüntü var. Cuma sabahı onu saat 10'da düzeltiyorum. Pazar sabahı saat 10'da izleyebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Size de dua ettim orada. Hem Mekke hem Medine'de elimden geldiği kadarınca dua ettim. Bütün izleyicilerime dua ettim. Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kerkük Türkleri, gördüğüm bütün Türklerle kucaklaştık. Hepsi bizi izliyorlar. Hepsinin selamı var Türkiye'ye. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun.